Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum cihaz HTC Windows Phone 8X. HTC ve Microsoft'un yaklaşık 2 ay önce tanıtmış olduğu, ortaklaşa tanıttığı simge niteliğinde bir Windows Phone 8 telefonu. Bu telefon Microsoft'un Windows Phone 8 platformunu tanıtırken kullandığı ikon niteliğinde telefonlardan bir tanesi. Tasarımına baktığımızda bu sıfatı gerçekten hak ettiğini söyleyebiliriz. HTC Windows Phone 8X'in. 8X'in görmüş olduğunuz gibi polikarbondan yapılmış tek kalıp, polikarbondan yapılmış bir kasası bulunmakta. Bu polikarbon kasanın önünde ise Gorilla Cam 2 olarak nitelendirilmiş bir cam var. Ekran 4.3 inçlik 16:9 boy oranlı ekran bu cama yapıştırılmış ve bu sayede oldukça güzel bir görsel deneyim sunulmakta. Baktığınızda ekrandaki simgelerin cam üzerinde yüzüyormuşçasına hareket ettiğini, değiştiğini gözlemlemekteyiz. Hoş bir efekt söz konusu. Baktığımızda 1280x720 piksel çözünürlüklü ekran oldukça hoş bir görsel deneyim sunmakta. Grafikler oldukça keskin, yazılar oldukça okunaklı. Gerçekten bu telefonu kullanımına ayrı bir zevk katmakta bu Super LCD kapasitif dokunmatik ekran. Bu 4.3 inçlik ekranın hemen altında görmüş olduğunuz gibi navigasyon tuşları yer almakta. Kapasitif dokunmatik olan bu tuşlar görmüş olduğunuz gibi Windows Phone 8'in simge tuşu ana ekrana götürüyor sizleri. 2.1 megapiksellik bir kamera var. Ön kamera. Bu kamera genellikle video görüşmelere odaklanıyor. Bu görmüş olduğunuz ayıza hoparlörün içerisinde bir tane lamba var. Bu da şarj esnasında kırmızı olarak yanmakta. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Devam edelim. Telefona profilden baktığınızda oldukça hoş durmakta. Arkada ortaya doğru gidildikçe kalınlaşan bir yapı söz konusu. Açı da oldukça fazla, oldukça kavisli bir şekilde tasarlanmış telefon. Bu sayede de telefonu avucunuzun içinde rahatlıkla kavrayıp kullanabiliyorsunuz. Polikarbon kasa oldukça yumuşak, pürüzsüz bir yüzey ve bu da telefonun elde kaymadan rahatlıkla tutulmasına olanak sağlıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kullandığımız birkaç günlük süre boyunca bu telefondan fazlasıyla zevk aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak olumsuz bir nokta var, o da telefonun üzerinde yer alan güç butonu biraz sezmesi, ona biraz dokunması, basması biraz zor olmakta. Bu kasa içerisinde biraz fazla kaybolmuş gibi gözüküyor güç butonu. Ona basarken biraz sorun yaşayabiliyorsunuz. Biraz gecikme olabiliyor. Telefonun bir olumsuz olarak bu dikkat çekmekte. Üst bölüme baktığımızda güç butonunun yanında 3.5 mm'lik kulaklık ışık var. Sağ tarafa baktığımızda ses tuşları yer almakta. Bir kamera tuşu var. Bu tuşa bastığınızda kamera uygulaması açılmakta. Mikro SIM kart ile çalışıyor telefon ve mikro SIM kart tepsisi görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta üstte yer almakta. Telefonun kutusundan bir adet iğne çıkmakta. Bu iğneyi gördüğünüz deliğe sokarak tepsiyi çıkartıyorsunuz ve o tepsiye de SIM kartı, mikro SIM kartı yerleştiriyorsunuz. Arkasına bakalım. Arkada 8 megapiksellik ImageSense yongası barındıran, Android telefonlarda olduğu gibi, HTC'nin One serisi telefonlarında olduğu gibi ImageSense yongası barındıran kamera var. 8 megapiksellik kamera 1080p video kayıt yeteneğine sahip. HTC logosu, HTC logosunun altında ise Beats Audio logosu dikkat çekmekte. Bu Beats logosu ne anlama geliyor? HTC'nin şimdiye kadar Android telefonlarında çoğunda görmüş olduğumuz Beats Audio profili artık 8X ile birlikte Windows Phone platformuna da gelmiş oluyor. Hemen altta hoparlör yer almakta, iyi bir ses çıkışına sahip olduğunu söyleyebiliriz bu hoparlörün. Altta da micro USB portu yer almakta, aynı zamanda mikrofon da dikkat çekiyor alt tarafta. Ekranı görmüş olduğunuz gibi telefonun kullanımını biraz daha iyi hale getirmekte. Windows Phone 8'de biliyorsunuz özellik bakımından, teknik özellik bakımından oldukça büyük bir artırıma gidildi. Ekran çözünürlük desteği 720p'ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra işlemci tarafında da bir gelişme var. HTC 8X 1.5 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci barındırmakta. Aynı zamanda Adreno 225 grafik işlemcisi var. Qualcomm Snapdragon sayesinde bu cihazın oldukça iyi bir performans sağladığını söyleyebiliriz. 16 GB'lık dahili bellek var. MicroSD kart yuvası yok. Bu demek oluyor ki 16 GB'la yetinmek zorundasınız. 1 GB RAM bulunmakta. Microsoft'un uygulamaları mevcut. SkyDrive var. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi Windows mouse üzerinden indirebileceğiniz, Windows Phone mouse üzerinden indireceğiniz çeşitli uygulamalar bulunmakta. Tabii ki uygulama kütüphanesi henüz çok fazla zengin değil iOS ve Android'in uygulama mağazalarına göre, ancak dikkat eder çeşitli uygulamalar var ve daha fazla da artacaktır uygulama sayısı. Windows Phone 8 ile ilgili detaylı incelemeyi bir başka videoya sakladık. HTC Windows Phone 8X ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla detayı ayrıntılı incelemesinde bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.